Çocukluğumuzda hepimizin ilgisini çeken, gerek çizgi filmlerde gerekse de haber bültenlerinde rastladığımız uzun siyah şapkalı ve kırmızı elbiseli askerleri hatırlarsınız. Onlar hakkında hep merak edilen pek çok soru var. Bu videoda İngiliz kraliyet muhafızları hakkında çok az bilinen sırları derledik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. İngiliz kraliyet muhafızları, Bearskin adı verilen şapkalarıyla ünlü bu olayların tarihi 1600 yılların ortalarına kadar uzanmaktadır. Şapkaların geçmişi ise 17. yüzyıla dayanır. Avrupa ordularında Grenadier adı verilen seçkin askeri birliklerin savaş kıyafetlerinin bir parçası olan bu şapkalar, bugün merasimlerde yer alan ve özel görevlerdeki birimlerce kullanılmaktadır. Onlar hakkında pek çok bilinmezlik var. Gelin şimdi hep birlikte bakalım. 1 numara: Sarayın altında olan tüneller. İngiliz kraliyet muhafızının en büyük sırrı budur. Çok az insan sarayın altında tünel olduğunu bilir. Bu tüneller kraliyet muhafızları tarafından her gün denetlenmektedir. İddialara göre şu ana kadar bir kişi buraya sızmayı başarmıştır. Evsiz olduğu için kraliçe ceza vermemesini emretmiştir. Eğer oraya giderseniz yerin altında tüneller olduğunu mutlaka biliniz. 2 numara: Muhafızlardan biri. Muhafızlardan biri kraliçeyi ateş etti. Kulağa biraz tuhaf geliyor fakat gerçek yaşanmış bir olaydır. Görevi kraliçeyi ve sarayı korumak olan muhafızların her zaman tetikte olması gerekiyor. Bir gün kraliçe akşam saatlerinde dolaşmak ister. Uykusuz kalan kraliçe dışarıda biraz dolaşmak ister. Bir muhafızın bundan haberi yoktu. Gölgesini görünce havaya ateş açmıştır. Sonradan fark etse de muhafız, olanlar olmuştu. Herkes ağır ceza vermesi beklerken kraliçe muhafızı affetmiştir. 3 numara: Muhafızların hayatı. Her ne kadar zor görevleri olsa da boş kaldıkları zaman çok rahat yaşıyorlar. Zamanı geldiği zaman tatile gidebilir ve eğlenmeyi çok severler. Çünkü aldıkları maaş sayesinde hayatları istedikleri paraya ulaşabiliyor. Muhafız seçmeleri geçen kişiler özel haklara da sahip olabiliyor. O yüzden görevin dışında çok zor bir hayat geçirdikleri söylenemez. 4 numara: Muhafızların arkadaşları sarayda kalabilir. İngiltere'de bir muhafızsanız çok şanslı olabilirsiniz. Muhafızların pek çok üstünlükleri vardır. Bu üstünlüklerden biri de muhafızın ailesi ve arkadaşları. Kraliyet saraylarında kalabilirler ve kraliyet arabalarıyla alışverişe gidebilirler. Oldukça güzel bir şey olsa gerek. 5 numara: Muhafızlar kraliçe tahtında oturabilirler. Kraliçe tahtında bir saniye olsa bile oturmak isteyen milyonlarca insan var. Tabii ki bu şu anlık imkansızdır. Ancak eğer sarayda çalışan bir muhafızsanız imkansız değildir. Muhafızlar kraliçe tahtında kısa süreliğine oturabilir ve en önemli hatıra olarak fotoğraf çektirebilirler. Yüzyıllardır insanların en çok merak ettiği konuların başında kraliyet aileleri ve onların yaşamı gelir. Günümüzde en ünlü ve merak edilen aile olan İngiliz kraliyet ailesidir. Muhafızların yanı sıra orada yaşayan her bireyin uyması gereken pek çok sır ve kural vardır. Kraliyet sarayında doğan bir bebeğin bile hayatı hemen bu ailenin yaşam tarzına uyması için yetiştirilir. Onlar hakkında en ilginç bilgi ise kraliyet ailesi yüksek kademeli olmayan insanlara dokunmazlar. Kimi zaman bu kuralı çiğneseler de genellikle ünlüler veya sıradan insanlarla içli dışlı olmazlar. Kendinizi kraliyet ailesinin bir üyesi olarak düşünün. Kraliçenin de olduğu masaya oturarak yemek yemeye başladınız. Ağzınıza sadece birkaç lokma atmıştınız ki bir baktınız kraliçe masadan kalkıyor. Geçmiş olsun. Çünkü bu durum önünüzdeki yemekleri bitiremeyeceksiniz anlamına gelir. Kraliçe yemekten kalktıktan sonra masadaki hiç kimse yemek yemeye devam edemez. Siz bu aile hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.